Merhaba ben Hank Green. Hızlandırılmış kimya kursuna hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir tablodan bahsedeceğim. Hayır ülkemizin mali tablosundan bahsetmiyorum. Çarpım tablosu ya da Mona Lisa tablosundan da değil. Bu tablo arkadaşlar periyodik tablo. Evrendeki tüm atomları listeleyen öz ama bizi bilgi bombardımanına, bombardımanına, bombardımanına tutan bir tablo. Sizlere bugün bu tablonun nasıl oluşturulduğundan, başka bir de işte insanlık tarihinin en büyük hesa hesaplarından, en büyük başarılarından birinden bahsetmiştim istiyorum. Başlamadan önce gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim. Hayalinizde Sibirya'da yaşayan 13 yaşında bir delikanlısınız. Bir zamanlar öğretmenlik yapmış babanız önce kör oluyor sonra da vefat ediyor. Ondan fazla kardeşiniz ve annenizle birlikte çok zor bir durumda kalıyorsunuz. Anneniz ailenin geçimini sağlayabilmek ve özellikle bir gün sizi okula gönderebilmek için küçük kasabanızdaki terk edilmiş bir cam atölyesini yeniden çalışır hale getiriyor. Bir sene sonra atölye yanıyor. Anneniz sizdeki cevherin ve ilmin farkında olduğu ve bunun işlenmesi gerektiğine inandığı için tüm tüm eşyalarınızı toplayıp bir ata yüklüyor ve kardeşlerinizi geride bırakarak sizinle birlikte Ural Dağları'na at sırtında aşmak anlamına gelen neredeyse 2000 kilometrelik Moskova'daki bir üniversiteye doğru bir yolculuğa çıkıyor. Orada sizin adınıza konuşup sizi oraya almalar için ikna etmeye çalışsa da kabul ettiremiyor sizi. Bir 600 kilometre daha yol kat edip birlikte babanızın da bir bilim insanı olarak çıktığı sen Petersburg'daki üniversiteye geliyorsunuz. Şansınıza ya da annenizin inanılmaz delice ve köküne kadar Rus olan ikna kabiliyetine dayanarak sizi kabul ediyorlar. Bu görevini yerine getirdikten sonra sizi çömez bir öğrenci olarak bırakarak ne yazık ki annenizle vefat ediyor. Eğer tüm bunları hayal edebildiyseniz kendinizi annenize borçlu diyor ve ona olan borcunuzu ödeyebilmek için de çok büyük bir başarı elde etmek istiyor olabilirsiniz. Dimitri Ivanovich Mendeleev'in Rus biliminin en değerli mücevheri ve dünyaya bakış açımızı değiştiren bir teorisyen olmasının sebebi belki de budur arkadaşlar kim bilir. Mendeleev zamanının çoğunu laboratuvarlarda yeni yeni kabul görmeye başlamış kimya bilimi üzerine çalışarak geçirdi. O zamanlar elinin altında olan tüm atomlarla çalışıp sahip olduğu bilgi sayesinde de bu atomların özellikleri hakkında insanların çok işine yarayacak önemli keşifler yaptı. Şimdi kendimizi yeniden Mendeleev'in yerine koyalım. Kimya hakkında da bir şeyler biliyoruz. Tabii ki bilmiyor olabilirsiniz ama şu an bildiğinizi varsayıyoruz tamam mı? 1860'lardayız ve insanlar 60 elementin varlığından ve atom ağırlıklarından haberdarlar. Bu durumda elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamak yapılabilecek en basit ve mantıklı şeydir öyle değil mi? Ama siz bir zeka küpü olduğunuz için bu elementlerin birbirleriyle olan en önemli ilişkilerinin atom ağırlıklarından bağımsız olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela lityum, sodyum, potasyum ve rubidyum, klor, flor, iot ve bromla reaksiyona girmeye dünden razılar ya da birilyum, magnezyum, kalsiyum ve stronsiyum da birbirlerine benziyorlar ama reaksiyona girmek için o kadar istekli değiller. Küçük bir inceleme sonucu beraberinizdeki birkaç kimyacı ile birlikte atom ağırlıkları arasında periyodik bir ilişki olduğunu anlıyorsunuz. Bu ilişki elementlerin listesinin başında özellikle 7 elementte bir kendini tekrar ediyor. Bu arada şu an bunun 8 elementte bir olduğunu biliyoruz ama 1860'lı yıllarda elementlerin reaktifliklerine göre incelendiklerinde reaktif olmayan soygazlar henüz keşfedilmemişti ve bu yüzden periyodiklik 7 elementte bir gözlemleniyordu. Yaptığınız gözlemler arasında elementlerin kütlesi arttıkça tekrarlamanın tekrarlanmanın ya da daha az periyodikleşmeye başlaması ve dolayısıyla da daha kusurlu bir hale gelmesi de var. Meslektaşlarınızdan bazı Hiçbir şeyin mükemmel olmadığını hatta hayatında kusurlu olduğunu yani bu durumun hayattan farklı olmadığını düşünüyorlar. Listenin başında her şey harika giderken sonlara doğru ilerledikçe durum biraz karmaşıklaşıyor ama siz bu noktada meslektaşlarınızdan ayrılıyorsunuz. Çünkü siz periyodikliğin mükemmelliyeti konusunda saplantılı birisiniz. Elementlerin isimlerini, ağırlıklarını ve özelliklerini kartlara yazıp onları masanızın üzerinde karıştırıp sıraya dizmeye çalışıyor. Başarısız olduğunu görünce de sinirden kartları parçalıyorsunuz. Sonra bir gün bazı kartların eksik olduğunu keşfediyorsunuz. Kısacası numaralar fikirleriniz hatalı olduğu için değil. Bazı elementler henüz keşfedilmediği için işe yaramıyor. Bu keşif sayesinde tablodaki bazı yerleri boş bıraktığınızda her şeyin bir yere oturmaya başladığını gördünüz ve ilk iki satırda hidrojen kendi başına takılırken önce 7 elementlik bir periyot sonraki iki satırda 18 elementlik bir periyot daha elde ediyorsunuz. Kendinizden o kadar eminsiniz ki henüz keşfedilmemiş olan elementlerin özellikleri hakkında tahminler bile yapıyorsunuz. Fransız bir bilim insanı keşfedilmemiş elementlerin birini keşfettiğini söylediğinde o keşfi ilk olarak aklınızdan siz yaptığınız için onunla kavga ediyorsunuz. Fransız kimyagerin verileri sizinkiyle tutmadığında ise onun verilerinin hatalı olduğu üzerine makale yazıyorsunuz. Bu yarattığınız Teorik sisteme ve kendinize olan güveninizin bir başka kınıdı ama biliyor musunuz? Hak mı çıkıyorsunuz? Fransız kimyager gerçekten de yanılmış. Onun keşfettiği elementi daha önce hiç görmemiş olmanıza rağmen o elementi ondan daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü siz elementlerin efendisi Mendeleyev'siniz. Bu kadar hayal kurmak bence yeterli. Çok hızlı gittim. Ama eğlenceliydi. Mendeleyev'in keşfettiği grupların çoğunu bugün hala kullanıyoruz. Sol taraftan başlayarak önce yumuşak, parlak ve reaktif alkali metallere göz atalım. Bu elementler o kadar reaktifler ki atmosferle tepkimeye girmemeleri için soy gazların ya da yağların içinde saklanmaları gerek. Alkali metaller pozitif bir iyon haline gelmek için bir elektron kaybetmeye dünden razılar ve bunun içinde önlerine gelen her elemente yanaşırlar. Bu kadar reaktif oldukları için doğada bulunmazlar ve kimyagerlerin onları bileşiklerinden elde etmeleri gerekir. Sırada alkali metaller kadar olmasa da reaktif olan ve pozitif bir iyon haline gelmek için iki pozitif yüke ihtiyacı olan toprak alkali metaller var. Ekranda gördüğünüz kalsiyum suyla sodyuma çok benzer ama daha yavaş ve daha az ısı üretecek bir şekilde tepkimeye girer. Tablonun ortasında bulunan muhteşem bir dikdörtgen halinde olan elementler geçiş metalleri olarak adlandırılırlar. Bunların arasında metal dendiğinde hepimizin aklına gelen demir, nikel, altın ve platin gibi elementler bulunur. Elementlerin çoğu yeteri kadar reaktif olmayan ısı ve elektrik iletkenlerini iyi o, iletkenlikleri pardon iyi olan metallerden oluşur. Dövülerek levhalar haline getirilebilir, bükülebilir ve işlenebilirler. Birbirlerine çok benzerler ve kimya bilimi için oldukça önemlidirler. Sağ tarafa doğru ilerlediğimizde soy gazların hemen yanında bir negatif yükle negatif iyonlar yani anyonlar oluşturan alkali ve toprak alkali metallerle reaksiyona girmeyi çok seven son derece reaktif gazlar olan halojenler bulunur. Halojen ve geçiş metalleri arasındaki dikdörtgende metaller, yarı metaller, gazlar ve ametallerden oluşan garip bir grup vardır. Bu elementler kendilerine başka iyonlar fırlatılması gibi olağanüstü işlemlerden geçmedikleri takdirde iyon haline gelmezler. Biraz sıkıcı olsalar da daha sonra inceleyeceğimiz kovalent organik kimya için önemlidirler. Aşağıda kendilerine ait bir adada yaşayan, birbirlerine çok benzedikleri için ayırt edilmeleri çok güç olan, Mendeleev'in zamanında keşfetmemiş olduğu lantanit ve aktinitler bulunur. Ve son olarak yine Mendeleev'in zamanında keşfedilmemiş olan çok düşük kimyasal reaktifliği olan soy gazlar. Tüm saplantıya sahip bilim adamları gibi Mendeleev de tablosunun hiçbir zaman bitmeyeceğini düşündüğü için reklamını yapmak yerine para ihtiyacını karşılamak için sadece yeni bir kimya kitabında yayınlamayı tercih etmişti. Bu arada tabloyu keşfetmek üzere olan başka bilim insanları olduğunu da eklemeliyim. Mendeleyev ile birlikte 6 bilim insanı daha elementlerin periyodikliği konusunda makaleler yayınladılar ama ve diğerlerinden ayıran birkaç nokta var. Birincisi Mendeleyev gerçekten de saplantılıydı. Başkalarının ilginç bir gariplik olarak nitelendirdiği periyodiklik üzerinde saatlerce çalışmış ve elde ettiği bilgileri de ondan daha iyi bilen başka kimse yokmuş. Ve ikincisi periyodikliğin başka hiç kimsenin düşünemediği değişik sonuçları olduğunu keşfetmişti. Yaptığı şeyin kozmik bir önemi olduğuna, dini açıdan da çok etkileyici bir şey olduğuna Inanıyordu. Mendeleyev Tanrı'ya inanırdı ama organize dinlerin Tanrı'nın bilinemeyecek duasını anlatamayacaklarını da düşünüyordu. Ben Mendeleyev'in tablolarında ilahi bir düzen gördüğüne ve bu sayede Tanrı'yı daha önce kimsenin düşünemediği bir şekilde anlayacağını düşündüğüne inanıyorum. Bu tamamen bir varsayım tabii. Çünkü elementlerin periyodikliğinin tamamen fiziksel bir olay yani her ne kadar garip olsalar da kesinlikle mistik olmayan elektronların işi olduğunu biliyoruz. Bu garip fiziksel gerçeği önümüzdeki videoda inceleyeceğiz. Kullandığımız ve çok sevdiğimiz periyodik tablo, periyodik tablo pardon, gerçeğin bir temsili, evreni olduğu şekilde anlamanın bir yöntemidir. Ancak bu tablonun şekli kesin değildir. Hatta Mendeleev'in zamanından bir başka bilim insanı tablonun bir e, vidanın gövdesi ya da bir silindir gibi birbirlerine sarılı olması gerektiğini öne sürmüştür. Mendeleev'in tablosunu bir duvar haritası olarak düşünürseniz, diğeri yani e, Döşan Kurtuva'nın ki bir küreye benzer. Döşan Kurtuva zamanında 3 boyutlu silindirik tablosunu basabilecek bir yayıncı bulamadığı için elementlerin periyodik silindiri isimli çalışmasını şekiller olmadan yayınlam yayınlamak zorunda kalmıştır. Çok fazla kabul görmemiştir. Sanırım o kağıtlar e, o zaman e, o zamanlar kağıtla el işi yapamıyorlardı maalesef. Evet, bunun yanında periyodik tablo için alıştığımız versiyonuna göre değişik avantajları olan başka şekiller olduğunu da eklemeliyim. Alıştığımız tablo tek bir kağıda sığdırması güç olacağı için lantanit ve aktinitleri gerçekte olmaları gerektiği şekilde gösteremediği için oldukça üzgün olmalı. Ve eğer bu bir silindir şeklinde birleştirilmiş, yani birbirlerinden bir proton uzakta olan flor, neon ve sodyum yan yana gelmiş olsa çok daha iyi olabilirdi. Aslında Mendeleyev'in katkısı düşündüğünüzden çok daha fazla. Neden mi? Çünkü daha 25, 50 hatta 100 yıl boyunca keşfedilemeyecek olan elementler için kimyager ve bilim insanlarına çok faydalı bir kılavuz hazırladı. Mendeleyev'in çalışmaları yayınlanıp kabul gördükten sonra bilim insanları neden, neden, neden diye sorgulamaya başladılar. Mendeleyev'in bu sorularla ilgilenmeyip kendi gözleriyle göremediği için atomların varlığını reddettiğini biliyoruz. İlk neden sorusunun cevabı elektrondu. O küçük sinsi elektron. Eğer Mendeleyev keşiflerini görecek kadar uzun yaşasaydı onlardan kesinlikle nefret ederdi. Ama siz hızlandırılmış kimya kursunun bir sonraki videosunu izledikten sonra onlara saygı duyacaksınız. Hızlandırılmış kursu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeteri kadar dikkatli seyrettiyseniz Mendeleyev'in üzücü, zor ama etkileyici hayatı, elementleri periyodik tabloda nasıl sıraladığı, tablodaki basit ilişkilerin bazıları Mendeleyev'in meslektaşlarından nasıl farklılaştığı ve bugün kullandığımız tablonun daha fazla nasıl geliştirilebileceği konularında fikir edinmiş olmanız gerek arkadaşlar. Hızlandırılmış kursla öğren geldiniz için teşekkür ederiz.